Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz Responsibilities of Candidates and Voters. Yani adayların ve oy verenlere yani seçmenlerin sorumlulukları arkadaşlar. Yani bir seçim sürecince adaylar ve seçmenler ne yapmalılar bunlardan bahsedeceğiz. Tabii arkadaşlar bunlardan bahsederken can, should ve must yapılarına bir kere daha vurgu yapmış olacağız. Evet, hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Can'in birden fazla kullanım alanı var. Aynen Türkçe'de olduğu gibi. Bunlardan birincisi yetenek. Biliyorsunuz I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim derken burada bir beceri anlatıyordu arkadaşlar. Permission, izin almak veya vermekten bahsederken yine can kullanıyorduk. You can go out, dışarı çıkabilirsin. Annen sana izin veriyor. Ya da can I borrow your book, kitabını alabilir miyim derken yine izin istemiş oluyorsun. Suggestion, önerilerden bahsederken can I carry your bag, çantanı taşıyabilir miyim? Mesela gibi. Possibility'de ihtimalden bahsederken it can be rainy tomorrow. Hava yarın yağmurlu olabilir. Burada da arkadaşlar bir ihtimal söz konusu. Should'a bakalım isterseniz. Should veya shouldn't minimal anlamına geliyordu. You should study hard. Sen sıkı çalışmalısın. Bu bir tavsiye öğüt niteliğinde. You should listen to, she should listen to her teacher. O öğretmenini dinlemeli. You shouldn't tell lies. Sen yalan söylememelisin. You shouldn't insult people. Insult hakaret etmek demek. Sen insanlara hakaret etmemelisin. Must da yine melimalı anlamına geliyordu arkadaşlar ama daha kuvvetli bir anlama sahipti. Şöyle yapmalısın veya böyle yapmamalısın gibi daha yasaklamalı veya arkadaşlar kuralların daha zorunda yapmak zorunda olduğunuz ifadelerden bahsederken must kullanıyordu. Bakalım I have a terrible headache so I must go to doctor. Benim korkunç bir baş ağrım var artık doktora gitmek zorundayım. Evde dayanamıyorum gibi bir anlam var. I must talk to teacher. I have got a message for him. Öğretmenle konuşmalıyım ona verecek bir mesajım var diyor arkadaşlar. You mustn't touch anything here. Burada herhangi bir şeye dokunmamalısın. You mustn't come home late. Eve geç gelmemelisin. Burada bir yasaklama söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi what are the responsibilities of candidates? Adayların sorumlulukları nelerdir? Burada çıkmış aday konuşma yapıyor. Halk arkadaşlar etrafına toplamış. Meeting yapıyor baktığınız zaman. Şimdi first ilk önce they must be honest and fair. Honest dürüst. Fair adil. Bir aday arkadaşlar öncelikle dürüst ve adil olmalıdır. They mustn't tell people lie. İnsanlara yalan söylememelidir. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım ama arkadaşlar hiçbirinin gerçeklik payı yoksa arkadaşlar burada yalan söylemiş oluyor. They must be charismatic and hardworking. Hem böyle bir liderlik karizması olmalı hem de hardworking ve çalışkan olmalılar. Adaylar. Yoksa mızmız bir aday ya da mıymıy bir aday arkadaşlar hiç kimse oy vermez. They should respect other candidates. Diğer adaylara saygı göstermeliler. Değil mi? İşte bu şeye çıkınca arkadaşlar kürsüye çıkınca bir anda diğer adayları böyle saydırmamalılar arka arkaya. Aman o şöyledir o zaten hiçbir şey yapamaz vesaire gibi onları böyle hakaret vari cümleler kullanmamalılar arkadaşlar. Onların da karşıdaki nihayetinde bir aday ikisi de bir yere gelmeye çalışıyor ona saygı duymalılar. They should have a good relationship with their supporters. Supporters destekçiler demek. Destekçiler. Destekçilerle iyi bir ilişkisi olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki hani insanlar ona bir şey sorduğu zaman onları destekleyen insanları da hakikaten kadir kıymet göstermeli. They must have an effective and interesting speech. Onların etkili ve ilgi çekici bir konuşması olması lazım. Speech konuşma demek. Effective and interesting speech. Yani böyle ilgi çekici. İnsanları orada sana kendini dinletebilecek bir konuşma yapman lazım. Speech burada yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Onu hemen ekleyelim sonuna. Speech. Evet. They can debate with other candidates to attract supporters. Debate tartışma demek ama şu anlamda tartışma. Açık oturum yaparlar ya arkadaşlar. Televizyon karşısında iki tane rakip çıkar ve birbirleriyle tartışırlar. Fikir anlamında siz ne yapacaksınız, ben ne yapacağım vesaire falan gibi. Karşıdaki insanın fikirlerini çürütmeye çalışırlar. Tabii bunu bir saygı çerçevesinde yaparlar ve insanların göz önünde yaparlar. Neden? Çünkü attract supporters kendilerine destekçi çekmek için arkadaşlar. Yani ortada kararsız olan insanlar var. Mesela A kişinin taraftarı belli, B kişinin taraftarı belli. Bir de
ortada kararsız olan, yani henüz karar vermemiş insanlar var. İşte bu kararsız vermemiş gruptan kendilerine taraftar çekmek için tartışma yaparlar televizyon önünde genelde ya da açık oturumda insanların önünde. İşte buna debate deniyor arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi destekçilerini artırmak için yaparlar. Bakalım. Kendiniz resimlerle eşleştireceğiz arkadaşlar. Birinci resimde iki kişinin tartıştığını görüyorum böyle kameralar önünde. Burada oyların takip edildiğini görüyorum. Burada destekçilerle iletişim kurulduğunu görüyorum. Burada arkadaşlar sanki diğer adaylarla iletişim şey var, saygı sevgi var. Burada da konuşma yapıldığını görüyorum. Candidates must have an effective speech. Adayların etkili bir konuşma yapması lazım diyor arkadaşlar. Buradaki etkili konuşma şurada gösteriliyor sanırım. Hemen şuraya bir yazalım. They can debate with other candidates to attract more supporters. Daha fazla taraftar, destekçi çekmek için diğer adayla tartışabilirler. Tekrar söylüyorum, saygı çerçevesinde fikir tartışmasından bahsediyoruz. Kavgadan, dövüşten bahsetmiyoruz. They should... bu arada Kenin ve Mast'ın nasıl kullanıldığına bakalım. Onların etkili bir konuşması olmak zorunda, konuşma etkili bir konuşmaya sahip olmalılar. Bu bir zorunluluk olduğundan dolayı bunu must'la ifade ediyoruz. Diğer adaylarla tartışabilirler. Bu bir ihtimal arkadaşlar. Olabilir, olmayabilir. They should have a good relationship with their supporters. Destekçileriyle iyi ilişkileri olması lazım diyor arkadaşlar. O da kendisine vote, 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 yani oy verin, oy verin diyen insanlara gelmiş, onlarla konuşuyor. Bu üçüncü resim. Üçüncü cümleyi bu resimle eşleştiriyoruz. They must respect other candidates. Diğer adaylara saygı duymak zorundalar arkadaşlar. Bu bir zorunluluk. Dediğim gibi kürsüye çıkan karşıdaki rakibine ağza alınmayacak şeyler veya hakaret içerikli cümleler kullanmamalı. They can follow the election results on TV. Seçim sonuçlarını televizyondan takip edebilirler. Bu bir ihtimal arkadaşlar. Bu bir olasılık. Dolayısıyla bunu da kendine anlatmış oluyorum. Ve buradaki de beşinci resimde, beş numaralı cümleleri eşleştirdiğim resimde buradaki arkadaşlar. Fill in the blanks with should and shouldn't demiş. Şimdi boşlukları should ve shouldn't'la dolduralım. There is a class president election in the class and I'm one of the candidates. Bizim sınıfımızda bir başkanlık seçimi var. Ben de adaylardan biriyim demiş. I am having an election campaign now. Şu anda bir seçim kampanyası yapıyorum, yürütüyorum. Our teacher gave us some advices. Öğretmenimiz bize bazı tavsiyelerde bulundu. They are on the board. İşte bunlar da tahtada demiş. Burada maddeler halinde göstermiş. You put up posters and hand out flyers or stickers. Bunu should ve shouldn't'la tamamlayacağız arkadaşlar. Posterler asmalısınız ve arkadaşlar onlara el ilanları, yani stickerlar dağıtmalısınız ya da broşürler dağıtmalısınız diyor yapacaklarınızla alakalı. Buraya hemen should'u getiriyoruz. Öğretmenimizin tavsiyesi bu yönde. You be honest. Be honest, dürüst olmak. Tabii ki bu konuda öğretmen kesinlikle onlara you should be honest, yani dürüst olmalısınız demiştir. Tell your friends lie. Arkadaşlarınıza yalan. Shouldn't. Söylememelisiniz. Yani arkadaşlar beni başkan seçerseniz okulumuza havuz yaptıracağım gibi bir böyle arkadaşlar. Tuhaf bir vaatte bulunmanın bir anlamı yok. Bir yalandır zaten. You make your speech very interesting. Konuşmanızı çok ilginç yapmalısınız. Should. You be a responsible person. Sorumlu bir birey olmalısınız. Tabii ki yine should. Be fair and respectful to everyone. Herkese karşı adil ve saygılı yine olmalısınız. Bu da should arkadaşlar. You make sure you really want it. Bunu gerçekten istediğinizden emin olmalısınız diyor. Yine bu da should. Bolca should'ların olduğu bir tavsiye listesi var. Gelelim buraya, true mu false mu? A candidate must introduce himself or herself by posters. Bir aday kendisini tanıtmak. Introduce, tanıtmak. Şu sınıftan şu kişiyim. Mesela bir aday kendini bir posterle tanıtmalı mı? Tanıtmalı arkadaşlar. True. A candidate should be rude to other candidates. Bir aday diğer adaylara karşı rude, kaba demek. Kaba olmalı diyor. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. A candidate can prepare a boring speech. Bir aday sıkıcı bir konuşma hazırlayabilir. Sıkıcı konuşma hazırlarsa arkadaşlar onu da kimse dinlemez. Dolayısıyla false. A candidate should be serious about winning elections. Bir aday seçimleri kazanma konusunda ciddi olmalı diyor. Tabii ki arkadaşlar gerçekten istediğini bunu herkese göstermesin. Yoksa işte arkadaşlarla iddialaştık ama o yüzden girdim ben seçimlere gibi bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bu şekilde iddiayı kazanamazsınız seçimleri. Winning the election is more important than being fair.
seçimleri kazanmak adil olmaktan daha önemli diyor. Yani zafere giden her yol mübahtır. Her türlü çamurlu çirkinliği yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu da bizim için yanlış bir eylem. Her şey adil olmalı arkadaşlar. Seçimler adil olmalı. Hak eden kazanmalı. General elections responsibilities. Genel seçimlerle ilgili sorumluluklar. Bakalım. Today our country is having general elections. Bugün bizim ülkemizde bir genel seçimler yapılıyor. Everybody is excited and they want to see the results. Herkes çok heyecanlı ve sonuçları görmek istiyorlar. There are some officials at the polling place. Polling place neydi? Oy kullanılan yer. Oy kullanan yerde bazı yetkililer var diyor. They have a lot of responsibilities. Onların da bir sürü sorumlulukları var. What must officials do? Peki bu yetkililer ne yapmalı? First, they must come to polling place the day before the elections. İlk olarak seçimlerden bir gün önce onlar oy kullanma yerine gelmeliler. And organize the room that people vote. İnsanların oy kullanacağı odayı bir düzenlemeliler arkadaşlar. Evet, mesela paravanı buraya koyuyorlar, masayı buraya koyuyorlar vesaire. İşte hani insanları bekletecek yerler koyuyorlar falan. O odayı düzenlemeliler ki genelde biliyorsunuz okullarda oluyor bu. On the election day, seçim gününde ise they must come to polling place one hour earlier than voters. Seçim gününde ise seçmenlerden bir saat önce o seçim alanına gelmeliler. They must place the ballot box on a desk. Onlar bir ballot box yani seçmen sandığını bir masanın üzerine koymalılar, sıranın üzerine koymalılar. So everybody can see it. Ki böylelikle bütün insanlar onu rahatlıkla görebilsin diyor. Sonra they must count the voting papers and envelopes. Öncesinde voting papers oy verme pusulalarını arkadaşlar, oy kağıtlarını, oy pusulalarını and envelopes ve zarfları saymalılar. Teslim aldıkları kağıtları sayıyorlar arkadaşlar. When voters come, seçmenler gelince officials must check their ID card and let them vote if the ID card is belong to them. Yetkililer seçmenlerin kimliklerini kontrol etmeli ve kimlikler onlara aitse seçim yapmalarını, oylarını kullanmalarına izin vermeli diyor. Also they must respect voters. Aynı zamanda seçmenlere de saygılı duymalılar. Yani beyefendi, hanımefendi gibi hitap etmenin yanında işte kime oy veriyorsunuz vesaire gibi tuhaf tuhaf sorular sormaya öyle bir hakları yok arkadaşlar. İnsanlara kesinlikle müdahale edemezler. Sadece işte şurayı imza atınız, bunu alınız, gidiniz, oyunuzu kullanınız, geliniz gibi arkadaşlar gayet resmi ve kibar bir dille onları yönlendirebilirler. Onun dışında iradesine kesinlikle müdahale edemezler. Voters have some responsibilities too. Seçmenlerin de bazı sorumlulukları vardır. First, they must register to vote. İlk olarak register, kayıt olmalılar. Elinde kimlikle beraber ya da işte oy pusulasıyla beraber arkadaş şey pardon seçim belgesiyle seçmen kağıdıyla beraber geliyor. Listeden adını buluyor arkadaşlar ve böylelikle oraya imza atıyor. Diyor ki evet ben buraya geldim ve oyumu kullandım. Bunun kayıt yaptırma, register deniyor arkadaşlar. Buna ilk önce oy kullanmak için kayıt yaptırmalılar. So they must have their ID card with them. Bu yüzden de yanlarında kimlikleri olmak zorunda. Kimliksiz oy kullanamazsınız arkadaşlar. They must vote secretly. Oylarını gizli bir şekilde kullanmalılar. Yani aldılar ellerine işte oy pusulasını ve evet ya da işte seçmen tercih mühürünü. Hemen orada sandıkla şeyin sandık kurulunun göz önünde pat diye basamazlar arkadaşlar. Orada yapılan bir paravan var, bir kabin var. O kabine gidip oradan gizli bir şekilde oy kullanmalılar. And put the envelopes in the ballot box. Ve zarfı yani oy seçmen pusulasının pusulayı arkadaşlar zarfın içine koyuyor. Daha sonra zarfı da sandığın içine atıyor. Bunu yapmalılar. They must respect other voters. Diğer seçmenlere de saygı duymalılar. Yani sırada beklemektense en öne geçip bir anda arkadaşlar ilk önce ben kullanacağım falan böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ya da diğer seçmenlere siz kime oy verdiniz acaba gibi bir soru soramazsınız arkadaşlar. Bu saygısızlık olur. They must know that voting is a right and responsibility. Aynı zamanda şunu da bilmeliler. Oy vermek bir right, haktır. And responsibility ve tabii ki bir sorumluluktur. Yani herkesin bir oy hakkı vardır arkadaşlar. Bunu kimse elinizden alamaz. Ve bu tabii sizin vatandaşlık sorumluluğunuzdur. Dolayısıyla bunu kullanmanız gerekir. At the end of the day, günün sonunda officials must open the ballot box and count the votes. Günün sonunda yetkililer, görevliler bu
oy sandığını açmalı ve oyları saymalı diyor. They must be fair and everything must be according to the laws. Onlar adil olmalılar ve her şey kurallara uygun olmalı diyor. Yani bazen oylar geçersiz sayılıyor arkadaşlar. Birden fazla yere tercih yapanlar var. Oylar geçersiz sayılıyor veya tam ortaya mühür basmış. Kimin oy kullandığı, kime, hangi kişi adayı veya hangi partiyi desteklediği belli değil. Bu durumda bunu geçersiz saymanız lazım. Aman bundan da bir şey olmaz falan demeye gerek yok arkadaşlar. Kurallar oradaki insanlara neyi emrediyorsa onları yerine getirmeleri gerekiyor. Zaten bu yüzden hepsini, bütün cümleleri must'la kuruyorum. Ona dikkat edin. Çünkü burada bir kural var. Burada bir zorunluluk var. What must officials do the day before the elections? Seçimlerden bir gün önce yetkililer ne yapmalılar diyor arkadaşlar. Onlar gelip o odayı organize etmeliler. They must organize the polling place diyelim. Onlar seçim yapılacak, oy kullanılacak yeri, mekanı düzenlemeliler, organize etmeliler. What must they do on the elections day? Peki seçim günü ne yapmalılar? They must come to polling place early. Erkenden gelmeliler. They must count the papers and envelopes. Voting papers de diyebiliriz arkadaşlar. Seçmen kağıtlarını ve zarfları saymalılar. İşte sonrasında, evet zaten yazmışız zaten. Bir sonraki soru da buymuş arkadaşlar. Must officials count the voting papers and envelopes? Zarfları ve seçmen kağıtlarını saymalılar mı? Yes, they must. Evet, saymalılar arkadaşlar. Must voting be secret? Oy verme işlemi gizli mi olmalı? Yes, it must. Evet, gizli olmak zorunda. Where must voters put the envelopes? Seçmenler bu zarfları nereye koymalılar? They must put the envelopes into the ballot box. Oy sandığının içine koymalılar. Bakın arkadaşlar, burada should veya can falan demiyorum ha. Böyle yapabilirler değil. Yapmak zorundalar. Bu yüzden must'la cümlelerimi kuruyorum. Buraya dikkat. Geldim burada da true false yapacağım arkadaşlar. Son etkinliğimiz. Voters mustn't respect other voters. Yani seçmenler diğerlerine saygı göstermemeli diyor. Bu tabii ki yanlış. Officials must be fair while counting votes. Yetkililer oyları sayarken adil olmalılar tabii ki. Yani işte nihayetinde onların da kullandığı, desteklediği adaylar veya partiler vardır. İşte onlara karşı kıyak geçemezler. Zaten bu yasal olarak da yasaktır. Onlar cezalandırılır. Ama yine de adil olmak gerekiyor. Everybody must vote because it is a responsibility. Herkes oy kullanmalı çünkü bu bir sorumluluktur diyor. Evet, bu bizim sorumluluğumuz ve hakkımızdır. You can't vote if you don't have ID card with you. Eğer yanınızda ID kartınız, yani kimlik kartınız yoksa oy kullanamazsınız. Tabii ki arkadaşlar, oy kullanamazsınız. Ballot box must be on the deck so everyone can see it. Sandık diyor masanın üstünde olmalı, böylelikle herkes onu görmeli. Evet. Voters can vote in front of officials. Seçmenler yetkililerin, görevlilerin önünde oy kullanabilirler diyor arkadaşlar. Hayır, oy kullanamazlar. Gidip kabinin arkasında işte şeyde kullanmaları lazım. Paravanın arkasında kullanmaları lazım. Arkadaşlar oylar gizli şekilde kullanılır. Kanunlar bunu gerektiriyor diyoruz ve arkadaşlar. Bu yüzden de son cümlemiz false oluyor ve böylelikle seçmenlerin ve adayların görevlerinden bahsetmiş oluyoruz.